yüksek oranda heyecan içeren hızlı ve iddialı şampiyon özel başlıyor. Kenan bir bizim odada. Kenan daha çok bana bizim savunma bağlayıcımız olarak geliyor. Yani savunmamızı zaten bağlayan adam. Bence rolü bu yani. Bale karşısında da bence evet. Mert Müldür sol bek tercihi. Önünde Kenan Karaman'la kitleyebiliriz mesela. Ben de şimdi Mert Müldür üzerinden konuşacaktım. Şu bağlamda konuşmamın sebebi. Tamam, Umut Meraş, Bursaspor, Le Havre gitti. Bunda bir sıkıntı yok ama bir yerde bir eksiklik olabiliyor Umut Meraş üzerinde. Hatta ben hani Bursaspor döneminden konuşayım. Belirli rakipler Bursaspor üzerinde bizim üzerimizde Umut Meraş bölgesine attıkları ters toplarla hücumlarını olgunlaştırıyor idiler. Bu hani şey değil, işte üstüne uzun yüksek boylu adam koyup da Umut Meraş'ın üstüne hava hakimiyeti sağlamak değil. Hı-hı. Onun bıraktığı alana topu atıp Hı-hı. orada topla buluşabilme üzerine kurulu oyunlar oluyordu. Şimdi, ya fazla işte pozisyon oluyor. Evet. İçte pozisyon aldığı için zaten böyle. Bak dikkat et. Bizim kazandığımız Hollanda-Norveç maçlarında da çok fazla içte almış olduğu pozisyon var Umut Meraş'ın ve o taraftan gelişen hücumlar var. Bu noktada Mert Müldür olabilir mi diye ben de düşünüyordum ilk etapta. Hatta kadroya baktığımda, İtalya maçının kadrosuna baktığımda Rıdvan'ı göremediğim zaman, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nu göremediğim zaman birazcık da hayal kırıklığına da uğramıştım bir noktada. Ama hani Mert Müldür'ü muhtemelen sol bek olarak düşünüyor artık. Kafasında böyle şekillendirmiş ama Mert Müldür de işte bizim maçlarda sağ kenar performansı inanılmaz iyiydi çocuğun yani. Zeki Çelik olmadığında baya bırakmıştı yani. Hücumdaki en iyi oyuncumuzdu. Evet, yani. En yaratıcı oyuncumuz Mert Müldür'dü. Mert Müldür'dü. Uluslar Ligi'nde bir maçı almadı mı? Bir tane özel performans vardı. Tabii. Ha. Yanlış mı hatırlıyorum? Var baya sağlam. O daha taze maç, Letonya maçında. Letonya maçında almıştı. Sol baya sağ oyun gibi oynamıştı o maçta. Umut Meraş'a çıkacağımızı düşünelim. Şimdi hani onun üstüne bir oyun inşa edecek olsak. Ben de Uğur tarafındayım. Ben de bu maçta özellikle Galler'in o hat arasına adam koymamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi öyle açalım. Hani Galler İsviçre maçında ne yaptı? Hatların arasına adam koydurtmadı İsviçre'ye. İsviçre'de çok fazla hareketli değildi. Freuler ve Xhaka üzerinden konuşacak olursak. Bizim sürekli o ikili, üçlü veyahut da dörtlü dizdikleri hatların arasına bir ekstra adamı sokmamız lazım ki artı bir olalım. Bu da bence Okay Yokuşu değil. Yani orada bir noktada da Kaan Ayhan'la çıktığımız hücumlarda daha çok Ozan İrfan Can olarak bana kafamda cereyan ediyor. Bir de Ozan ve İrfan Can'ın arasına bir de Cengiz Ünder'i koyduğumuz zaman, yani Voltran'ı üçlü olarak oluşturduğumuz zaman Ozan hücum gücümüz oldukça Cengiz'i forvet arkasında mı oynatıyorsun? Sağ önden içe kat eden adam. Ben de bir oyuncu ekleyeyim o zaman. Bu da hani hocanın tercih edeceğini zannetmiyorum evet. Ama İsviçre Galler maçını izlediğimde o bahsettiğim Galler ara ara pres yapıyor ki bence o maçtan puan almaları bizim biraz da şöyle işimize geldi. Bize karşı onlar da kazanmayı oynayacak. Yani biz nasıl Galler'i gözümüze kestirdik? Tabii. Galler de bizi kestirdi. Onlar bizi kestirdi. İtalya'ya kestirmeyeceğine göre sonra İtalya çıkıyor. Diyecekler ki Türkiye'yi yenersek biz buradan çıkarız. Onlar da kazanmak için oynayacak. Kazanmak için oynadıklarında şunu yapıyorlar. Pres yapıyorlar ama bu İtalya presi olmuyor. Kopuk kopuk bir pres oluyor. İşte Bale katılmıyor prese. Savunma hattı destek vermiyor. Orada boşluk oluşuyor. İsviçre'ye karşı da bunu yaptılar ve Embolo çok iyi değerlendirdi o boşlukları. Yani orta sahayla savunma arasında olan boşlukları Embolo bir driplingleriyle çok iyi değerlendirdi. Ben de Hakan Çalhanoğlu yerine bu maçta bir ikinci forvet, Burak'ın arkasında Gezgin oynayacak, dripling yeteneği olacak bir ikinci forvet. Yusuf da çok o dripling, yani uzun metrajlı dripling yeteneğini var adam isimli özelliği ama benim bahsettiğim 10 metre top sürme mesela. Boşluğu yakaladı, topu sürdün, şut attın ya da Burak'ı araya verdin. Halil Dervişoğlu daha çok kafama oturuyor bu rolde. Ki Embolo tarzına en yakın, hani birebir demiyorum tabii ki. O tarzda Embolo'nun Galler savunmasını yaptığı şeyi Halil Dervişoğlu da bir tık yapabilir gibi geliyor bana. Cengiz Ünder için konuştuğumuz şey bu konuda da çok değerli. Sen hani şut yeteneğinden, savunma arkasına koşudan, oyunu genişletmesinden bahsettin. Bence aynı şekilde Galler'in o bırakacağı boşlukları topla da kat edebilecek bir oyuncu Cengiz. Bu yani Cengiz zaten şart. Onun üstüne sanki böyle bir ikinci forvet daha koyarsak, yani 4-4-2'ye çalan bir formasyonda Burak'ın arkasında Gezgin oynayacak bir Halil Dervişoğlu bence bayağı iş çözebilir. Ama olacağını zannetmiyorum. Sadece evet. Bir fikrim. Bence de iyi bir fikir. Bir de Okay'ın şöyle bir antikabı var. Hani bir kişi, yani nasıl şöyle söyleyeyim. Okay'a yönelik bir eleştirme. Okay yüzünden kaybettik falan. Ben dediğim gibi İtalya maçı olsun bir daha Okay'la çıkılması gerektiğini tabii. Düşünüyorum. Okay'ın özellikleriyle ama alakalı. Şimdi takımın özellikleriyle de alakalı. Şimdi Okay'ın özellikleri belli. Bir de savunma hattı var abi. Bizim savunma hattımızda yani beklerimiz Carlos'la Kafa olur. O zaman Okay oynasın yani. Tabii ki tabii. Hatta 3. stoper o daha da makbul yani. Evet. Daha öyle hani bir çift 8 oynayan bir oyuncudan ziyade stoperleri rahatlatacak biri gerekir ama bizde Umut Meraş çıkmıyor ki abi. Biz zaten soldan eksiyiz.
Sağda da mesela Zeki değerli bir oyuncu çıkabiliyor ama hep de çıkmıyor. Yani Zeki de şey değil. Gittim gelmedim ya da hücum oyun, ben hücum oyuncusuyum kardeşim, öncelikle oyuncusu değil. Zeki de aslında yarı savunmacı, yarı hücumcu, aslında dengeli bir bek. Bir dengeli bek, bir çakılı bekimiz var bizim ve doğal olarak biz zaten hücuma beklerden bir dinamizm de katamıyoruz. Doğal olarak beklerden dinamizm katamıyorsan merkezde de bu sefer bir tane daha ekstra oyuncu olduğu zaman bir oyuncu zaten eksik başlıyoruz biz. Evet. Yaratıcı olman gereken maçta da eksik başlayamazsın. O yüzden Okay bence üstünün çarpılması gereken. Peki o zaman bu kadar tahmin konuştuk. Mi? Tahmin. Yani. Ben kral Orhan var mı? Kral kraldan Türkiye. Kraldan Türkiye. Yani direkt kazanamıyorum. Ben de şöyle söyleyeyim, ben karşılıklı gol var diyorum. Çünkü o da bu maçta Türkiye'nin olduğu bir karar alıcı maçta gol olmaması olmaz. Mümkün değil. Gerekirse kendi kalemize atarız. Gerekirse bir tane de oraya atarız. Bir en kötü olur. Ben karşılıklı gol var diyeceğim. Ben de çifte tahmin yapıyorum. Çifte tahminler vardır ya. Hem 2.5 gol üstü hem de Türkiye kazanır diyorum. O daha da güzel oran, evet. Yani. Güzel. Kral oran dedin ya. Ben şey, gördüm mü arttırıyorum. Her şeyi koydum orada. Büyüttüm olayı. Güzel. Evet. Doğru, üst olma ihtimali de var. Var. Peki bu arada tabii bizim her gün hızlı ve iddialı Türkiye'nin birçok yerinden iddia bayilerimize de bağlanıyoruz. Bakalım bugünkü sevgili iddia bayimiz bizlere hangi mesajları vermiş, ne demiş, bir ona kulak kabartalım. Bakalım. İstanbul Galatasaray Paşa'dan selamlar. Ben iddia bayi Gökhan Açar. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 yıldır dünya bir ülkemiz ciddi bir pandemi sorunuyla iç içe. Bizler bu dönemde gerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına sonuna kadar tüm bayilerimize riayet ettik. Umuyoruz ki artık bu zorlu sürecinde sonuna gelmekteyiz. Bu arada muazzam bir turnuva başladı Euro 2020. Ülkemiz burada mücadele ediyor. Bu akşam Türkiye'miz Galler'le karşılaşacak. Burada oyuncularımız maçın bol gollü ve ülkemizin kazanacağı bir sonuç çıkacağına inanıyor. Maç akşam saat 19'da. Bundan dolayı iddia.com üzerinden de çok yoğun bir ilgi var. Oyuncularımız hesaplarına paralarını yüklüyorlar. Akşam evlerine gidecekler. Bilgisayarlarından, tabletlerinden, telefonlarından hem canlı bahis alabilecekler hem normal bahisler alabilecekler. Bu maç konusunda sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Yolunuz düştüğünde de mutlaka Gazman Paşa'yı bekliyoruz. Ilgaz, senin gibi düşünüyorsun iddialarla. Üstten Türkiye. Çok mantıklı. Çünkü doğru, açık bir oyun olacak bence. Evet. İki takım da kazanmak isteyecek. Abi tabii şimdi. Yani hem temenni var işin içinde. Hem de gerçek bir realist tahmin var. Güzel, mantıklı. Ya yani skor 2-1 mi kafanda? Evet ya. 2-1, 3-1 böyle yani. Ama 2-0'dan 2-1 değil mi? Böyle 2-0 öne geçiyoruz. Ya savunalım falan derken. Tabii. Bey böyle pis. Ben Lig Radyo Tayfası'nın Mustafa Denizli arasıydı. Kafamda oynadım falan. Söyleyebiliyor musunuz siz böyle? Ha, ben kafamda oynadım, evet. 2-1. 2-1. Hani 2-1 diyorum. Tabii de şimdi bu iddia vaayında oynamak var bir de. Kafanda oynuyorsun, hani diyorum gittik Gazi Osman Paşa'da tabii sevgili canım, dostumuzun bahisi, tamam mı? Gördüm ya baba sen ne diyorsun şu maç için falan be, tamam mı? Oradan çıkıyor baba, diyor ki Gerrit Bey tehlikeli abi falan. Tabii maskeyi, mesafeyi şey yaparak yapıyoruz. Bir zaman sonra da muhtemelen bizden sonra gelecek olan nesil de bu nostalji, iddia nostalji, bayi nostaljisini yaşarken şöyle diyecek. Abi hatırlıyor musun? Maskelerimizi takar giderdik. Hani bir dönem vardı ya. Beyoğlu'nda kravatsız çıkılmazdı. Bir dönem iddia bayine maskesiz girilmezdi falan diye böyle. Evet. Maskeden birbirimizi tanımıyorduk. Birisi söylüyordu. Aynen ya. Bunu anlatacağım direkt şey olacağız böyle. Evet. Yani ne anlatıyor lan bu falan diye. Torunlar falan ne anlatıyor lan bu? Ben de kupon yatırırken iddia bayine en çok şey seviyorum. Tam böyle yatırırken ses, ki gol sesi geliyor ya. Kim hatta Rusya attı falan. Alt demiş. Abi de iddia bayinde şu da vardır. Beyler çabuk, o bir dakika kaldı maça falan böyle. Bir dakika önce falan kesilir ya falan böyle şey. Böyle, ulan kaçırdık be falan noktası. Ben 18.59'da yatırılmışız. 19 amaç başlıyor. 19 şey yazıyor kuponusunda saati. 18.59 yetiştik mi? Şey, hani çok emin olduğun bir maçta öyle bir heyecan yaşamak ister misin? Abi ben şunu 18.59'da yatırayım da. Keyif olsun. Yaşadığımız vardı canım. Kaç kere oldu öyle? Koştur koştur. Bu adam bilerek yapmaz mı? Zaten geçti. Bilerek yapmasa gerek yok. Diyene var. Diyene var. Sen bir yola yazmış adamsın. Kardeşim sen yani yakın arkadaşım. Tabii ki yazdım. Ama zaten stil olarak da benziyor. Evet. Böyle yani, bir yumurta kapıya dayanınca durum var. Bir gün önceden yatırmaz yani. İmkansız. Peki efendim, yani bu arada kral fırsatları bir kez daha hatırlatalım. İddia bayi demişken, iddia bayi nostaljimize girmişken, iddia.com ve bayilere özel
yüksek oran fırsatlarında kaçırmamanızı biz bir kez daha Hızlı ve iddialı ekibi olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Gazi Osman Paşa'daki dostumuza da söz, bir gün umarız gideceğiz. Hayat normale döndüğü zaman tabii ki. Tabii. Şimdi olmaz. Bir dakika. Vardır orada böyle arkalarda böyle esnaf lokantası falan bizi böyle götürsün. Tabii tabii. Güzel bir yer. Bir de yeni yerleri de biliyordur. Aa tabii esnaf lokantası tabii, abi. Tabii. Orada bir salata gelir, onun kokusunu alırsın tabii, böyle değil mi? Böyle, böyle çoban salata falan, kuru fasulye falan. Ya, neyse. Evet. Yani, ben daha açım abi. Pek zorla, evet. İnşallah zorlamazsan sevinirim. Aynen. Bir kere bu kapı açıldı. Kapat programı. Kapat. Tamam. Şimdi o zaman Dark Side of the Moon'dan çıkıyoruz ve normal hayatımıza devam ediyoruz. Hızlı ve iddialı ekip olarak günün maçlarını değerlendirmiştik. Bu akşam Türkiye oynuyor. Türkiye'ye, milli takımımıza bir kez daha bizim çocuklara başarılar diliyoruz. Voley uygulamasında, Voley YouTube kanalında kalın efendim. Özel içeriklerimiz Avrupa Şampiyonası boyunca sizlerle beraber olmaya devam edecek. Yüksek oranda heyecan içeren Hızlı ve iddialı şampiyon özel sona erdi.